kahvaltıları gerçekten çok önemli ve çok değer veriyoruz biz buna. Amacımız burada öğrencilerimizle, bursiyelerimizle ve sizlerle birlikte bu duyguyu hep beraber yaşamak. Amacımız bu. Gerçekten bunu da yapmaya çalışıyoruz. Her geçen günde büyümeye çalışıyoruz. Çeşiyat olarak geçmiş dönemden beri, eskiden beri, yıllardan beri yüzlerce öğrencimize burs verdik ve manevi değer verdik. Değerlerine dokunduk ve ihtiyaçlarına yetişmeye çalıştık. Yetişmeye de çalışıyoruz. Bu sene 310 öğrencimize burs temin ettik, burs verdik ve manevi olarak değerler kattık. Piknikler düzenliyoruz, kahvaltılar düzenliyoruz. Bu yaptığımız kahvaltıyı biz İstanbul'da her ay yapıyoruz arkadaşlar, öğrencilerimizle birlikte. Ve onları bir araya getiriyoruz. Onlar bize ayrıca bir gurur veriyor, sevinç veriyor. Bilindiği gibi, bildiğimiz gibi geçen hafta derneğimizin genel kurulunu yaptık. Üyelerimizin, tüm üyelerimizin tercih ve teveccühleriyle tarafımı başkan olarak seçmişlerdir. Ve bundan memnuniyet aldım. Hepsine buradan ayrıca teşekkür ediyorum. Biz sadece burs vermekte kalmıyoruz. Çorum ve İstanbul arasında bir köprü haline geldik. Gerçekten bir köprü haline geldik. Ve şöyle bir şeyimiz var. Çorumlu'nun yaptığını kimse yapamaz sloganını, değerini biz İstanbul'da yaşatıyoruz. Yaşatmaya da devam edeceğiz. Bu kapsamda fazla da vaktimiz yok. Ben fazla da uzatmayacağım. Önceki dönem başkanımız Sayın Neslihan Yurdagül hanımefendiye hizmetleri için yani buradan teşekkür ediyorum. Ayrıca derneğimize katkı sağlayan tüm hemşirelerimize, özellikle burs verenlerimize buradan ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Başkanımız, ÇESOP başkanımız, siyasi partilerimizin çok kıymetli başkanları, yöneticileri, değerli İlgiye Meclisi başkanımız, Kesiyat ailesi, değerli hemşehrilerim, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hacı Rabbimize hamd ediyorum ki bayrağımızın gölgesinde çok güzel bir Ramazan bayramına daha, cennet vatanımızda, Çorum'umuzda, Kurban bayramına daha bizleri eriştirdi. Bunun için Rabbime binlerce kez hamd ediyorum, şükrediyorum. Kurban, garibe kökünden geliyor, yakınlaşmak anlamına geliyor. Kurban bir vesile, Rabbimizin, bizim Rabbimize yakınlaşmamıza bir vesile, birbirimize yakınlaşmamıza bir vesile, birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize bir vesile. İnşallah da öyle olsun diyorum. Kurban bayramınızı tekrar yürekten, gönülden tebrik ediyorum. Tabii Çesiyat bizim için önemli, önemi de buradan da belli. Tüm siyasi teşekkürlerimi Çorum şu an burada, valimizle, belediye başkanımızla, tüm siyasi partilerimizle. Bize de bu yakışır, birlik yakışır, beraberlik yakışır, kardeşlik yakışır. Bu çizgisi nedeniyle de Çesiyat'ı kutluyorum, tebrik ediyorum. Mehmet Yıldırım'a baktım ama onursal başkan olduğunu biliyorum. O yüzden baktım. Tabii Mehmet Ünal en azından ismi devam etsin diye güzel olmuş. Soyadı değişmiş ama isim Mehmet olarak devam ediyor. Ben Mehmet Ünal ağabeyimize, kardeşimize de hayırlı olsun diyorum, tebrik ediyorum. Yeni yönetimi yürekten, gönülden kutluyorum. Neslihan Hanım'a ve ekibine teşekkür ediyorum. Bundan sonra da belediyemize herhangi bir vazifeye düştüğü zaman Çesiyat'a destek olmaya bize devam edeceğiz. Tekrar bayramınız mübarek olsun, geleceğimiz aydınlık olsun. Gençlerimize de başarılar diliyorum. Başkan olarak yeni seçilen, çocukluğumdan beri tanıdığım komşum Mehmet Ünal kardeşime de hayırlı olsun diyorum. Önceki yönetici arkadaşımız Mehmet Yıldırım ve daha önceki yönetici ve başkanlarımıza, bu gençlerimize, ülkenin kurucusu ve kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu gençlere emanet ettiği Cumhuriyeti ve Türkiye'yi ilelebet baydar kalacağına ve sizlerin iyi yetişmesi anlamında bunun gerçekleşeceğine ben de yürekten inanıyorum. Ve bu anlamda bu gençlerimizin iyi yetişmesini sağlayan
tüm yöneticilerimize ve bu kursiyerlerimize emek veren tüm insanlarımıza huzurlarınızda bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Dün bizlere doğruluğu, dürüstlüğü, yardımseverliği ve iyiliği öğreten tüm babalarımızın da Babalar Günü'nü kutluyorum. Ve bugün Gazze'de ve Doğu Kürdistan'da, Uygur'da zulüm altında inleyen İslam aleminin bayramını ve sizlerin bayramını yürekten kutluyorum. İnşallah birlik, beraberlik içerisinde hep beraber nice bayramlara erişiniz. Allah ağzımızın tadını bozmasın. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Valim, protokolümüzün çok kıymetli mensupları, birbirinden değerli misafirlerimiz, kıymetli genç arkadaşlarım, sayın basın mensupları, ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Kahvaltımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Merkez Bankası'ndan Necati abi buradaymış. Bundan sonra banka çöktü. Banka'da ayrıldıktan sonra banka çöktü. Abi siz de hoş geldiniz. Evet kıymetli genç kardeşlerim. Biz şöyle bir sloganımız var. Çorumluyuz, birbirimizden sorumluyuz. Onun için Ankara'da milletvekili olduktan sonra şöyle bir şeyle karşılaştık. Daha evvel de biliyorduk ama Çorum'dan çok kıymetli abilerimiz bürokraside yer almakta. Ve hepsiyle ayrı ayrı gurur duyuyoruz. İnanıyorum ki sizlerin arasından da gelecek dönem Türkiye'mizi yönetecek hem bürokratlar hem siyasetçiler %100 çıkacaklar. Bu noktada ÇESİ adımızı yapmış olduğu hizmeti de ayrıca takdir ediyorum. Çorumlu çocuklarımıza, ihtiyacı olan çocuklarımıza destek verdikleri için kendilerini bir kez daha tebrik ediyorum. Başkanımı yeniden seçildiği için ayrıca yeni yönetimiyle beraber tebrik ediyorum. Önceki dönemlerde hizmet veren kıymetli hemşehrilerimize, başkanlarımıza ki aramızda Mehmet Bey burada, ona da tekrar teşekkür ediyoruz. Biraz evvel Sayın Vekilimizin de söylediği gibi biz burada çok güzel bir bayramı idrak ediyoruz ama dünyanın çeşitli yerlerinde Müslüman oldukları için, mazlum oldukları için eziyet gören binlerce insan zalimlerin zulmü altında da eziliyor. Rabbimden bayramın yüzüsü hürmetine, duaların yüzüsü hürmetine gelen bu bayramın onlara da bayram olmasını niyaz ediyorum. Dünyada nerede mazlum bir millet varsa gözünü Türkiye Cumhuriyeti'ne dikmiştir. Buna da şükrediyoruz. Başımızda Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz var. Ve Türkiye Cumhuriyeti onun önderliğinde inşallah dünyada mazlumların önderi ve lideri olmaya da devam edecektir. Ben tekrar bu kahvaltıyı organize eden kıymetli derneğimize, katılımcılarına, organizasyonda yer alan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyor. Hem Babalar Günümüzü hem de Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Sağ olun, var olun. Kıymetli gençler, değerli Çorumlu hemşerilerim, çok değerli milletvekillerim, belediye başkanımız, rektör hocam, ticaret ve sanayi odası başkanımız, siyasi partilerimizin çok değerli il başkanları, il genel meclisi başkanımız, CESOK başkanımız, yine derneğimizin çok değerli başkanı Mehmet Bey ve değerli üyeler, bu güzel Çorum sabahında, bayram sabahında bir araya geldik. Öncelikle derneğimize teşekkür ediyoruz bu güzel faaliyetleri için. Tabii bu şekilde gençlere özellikle bizlerle bir araya getirmeleri güzel bir faaliyet. Bunu görüyoruz. İstanbul'da yapmış oldukları faaliyeti geleneksel olarak Çorum'da da yapmış olmalarını takdir ediyoruz. Bu gençlere bu şekilde eğilmeleri, onlara yardımcı olmaları sadece maddi bağlamda değil, bizim burada Çorumlu hemşerilerimizin oluşturduğu bir yapı var, bir oluşum var. Ne zaman başımız sıkışsa, bir sıkıntıya girsek, maddi manevi bize gidebileceğimiz bir yer var demeleri bu bile başlı başına yeterlidir. Büyük şehirlerde özellikle. Bu bağlamda kendilerini kutluyorum. Güzel çalışmalar yaptıklarını duyuyorum.
ve bugün de bizzat yüz yüze de görüşmüş olduk kendileriyle. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Bu güzel faaliyetlerden dolayı da kutluyorum. Tekrar bayramımız mübarek olsun diyorum. Sağlık içerisinde bayramı geçirmemizi temenni ediyorum. Değerli misafirlerimiz, tekrar afiyet olsun diyorum. Bu arada...